Senin sıcak başlığını sabaha aktaralım. Muğla'nın Dalaman ilçesinde başlayan maalesef orman yangını çok geniş alanda etkili olduğu bilgisi var. Muhabir arkadaşım Vural Efecik bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Var mı iyi bir haber? Nedir son durum? Maalesef maalesef Cansın Helvacı, biz Ula Turnalı mahallesi Söğüt mevkiindeyiz. Maalesef burada çıkan yangında 9 ev yandı ve hemen kameraman arkadaşım Çetin Ulaş o yöne çevirecek. Görüyorsunuz işte burada bir teyzemiz evini kaybetti, traktörlerini kaybetti, iş makinelerini kaybetti. İki yaşlı kayınpederi ve kayınvalidesi vardı. Onları kurtardı ama maalesef evini kurtaramadı çıkan yangında. Dalaman'daki yangından bahsedeceğim. Ancak biz bu sıcak bölgedeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi çıkan yangında 9 ev ve bir ahır maalesef kullanılamaz hale geldi. Ve burada gerçekten acı yaşanıyor. Hemen kameraman arkadaşım gösterebilirse, komandolarımız bu noktaya getirildi. Yerleşim noktasına sevk edildi ve burada yaraları sarmak için bekliyorlar. Tabii insanlar burada acılı, evlerini kaybettiler, tarlalarını kaybettiler, ekili alanlarını kaybettiler. Bu anlamda komandolarımız da görev başında ve onları burada acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için görev başında olduklarını ifade edelim. Bulunduğumuz bölge Turnalı Mahallesi ve Söğüt mevkii. Burada yaklaşık 11-12 ev bulunuyordu. 9 ev tamamen yandı. Bir ahır da bunun yanı sıra yandı. Hemen Turnalı denilen bölgede, o bölgede de 3 evin yandığını biliyoruz. Ve yangının bu noktada devam ettiğini ifade edelim ki gece boyunca rüzgar çok etkiliydi. 40 kilometreyi buluyordu hızı. İşte o rüzgarın hızıyla alevler çok kısa bir süre içerisinde maalesef yerleşim alanlarına geldi ve görmüş olduğunuz gibi işte bakın bu evde yanmış durumda, içi de yandı, dışı da yanmış durumda ve ağaçlar, hemen narinci ağaçları da alevlerden etkilenmiş. Bunun gibi 9 evin yandığını ifade edelim. Tabii Dalaman'daki yangın da aslında büyük. Orada yangın da devam ediyor. İşte gece 3.30 sıralarında burada Turnalı Mahallesi'nde, Ula'ya bağlı Turnalı Mahallesi'nde orman yangını meydana gelmişti ki bölgede çok hızlı rüzgar vardı. Aynı Dalaman'da olduğu gibi alevler çok kısa bir sürede Söğüt Mahallesi'nin bulunduğu noktaya geldi. İnsanlar tabii gece karanlığında canlarını kurtarmak için mücadele ettiler ve sonrasında maalesef 9 ev tamamen kül oldu. Şu anda alevler sarp yamaçların bulunduğu noktada devam ediyor. Havadan 4 helikopter, 5 uçak Gökova Körfezi'nden, çok yakın bir bölgede zaten Gökova Körfezi'nin olduğu yerden, buradan sürekli su alarak işte o hemen yamaçta devam eden rüzgarın etkisiyle yayılan o bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burası aynı zamanda sahile çok yakın bir bölge, bir anlamda turistik bir bölge aslında, ama Söğüt Mahallesi sahilden biraz uzakta, daha böyle sarp kırsal bir noktada. İnsanlar gece yakalandılar alevlere, maalesef evlerini kurtaramadılar. Şu saat itibariyle herhangi bir can kaybının olmadığını ifade edelim. Ancak dediğimiz gibi zarar oldukça büyük, yangında devam ediyor. Burada tabii ki yangınlarla, alevlerle mücadele de devam ediyor. Havadan ve karadan arazözler gerçekten, bakın burada görüyorsunuz, acı yaşanıyor. İnsanlar evini kaybetti alevlerde. Burada onların acılı yakarışlarını görebiliyoruz. Dalaman'daki yangın da gece boyunca devam etti. Yer, özellikle yer unsurları, yani arazözler ve orman yangın söndürme işçileri gün ışığıncaya kadar orada da mücadelelerini devam ettirdiler ve gün ışığında yine aynı uçaklar ve helikopterler de o bölgeye sevk edildi ve çalışmalar o noktada da devam ediyor. Bir başka yangında Ortaca'da çıkmıştı. Ortaca'daki yangın çok kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı. Fakat sabah 3.30'da ve sabah 5.40'da bu kez Milas Dibekdere mevkiinde bir yangın başladı. O yangının da devam ettiğini belirtelim. Dolayısıyla Milas, Dalaman, Ortaca ve Ula bölgelerinde yangınlar meydana geldi. İşte bu bölgede Milas'taki, Dalaman'daki ve Ula Turnalı mevkiindeki yangının devam ettiğini ifade edebiliriz.
Burası Söğüt Mahallesi. Maalesef rüzgar çok hızlıydı. Çünkü orman yangınlarında nem ve rüzgar çok önemli. Rüzgar hızlı olduğu zaman alevlerin hızı da yüksek oluyor. Burada görüyorsunuz yaşlı bir amca. O da evini kaybetti. Hemen yakını da yanında onu teselli etmeye çalışıyor. Ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra komandolarımız, jandarmamız, emniyet kuvvetlerimiz vatandaşımızın yanında onların acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için Söğüt Mahallesi'nde bulunuyorlar. Ve yangına da bir taraftan müdahalenin devam ettiğini ifade edelim. Toparlayacak olursak Muğla dün akşamdan bu yana birçok noktada yangınlarla başladı. Güne ve sabah Dibekdere ve 3.30'da Ula Turnalı'daki yangınlar şu saat itibariyle devam ediyor. Ayrıca Dalaman'daki yangının da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini ifade edelim. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağımızı ifade ederek sözü Muğla'dan size bırakalım. Vural, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin cennet noktası. Maalesef yaz döneminde de çok fazla yangın haberi geldi oradan. Ama az önce Vural'ın o noktada Çetin Ulaş'la birlikte ekrana taşıdığı o görüntülerde amcamızla teyzemizin evlerini kaybettiler. Yandı evleri. Orada ekiplere sarılıp teselli araması, yardım istemesi gerçekten çok etkileyici bir görüntüydü. Canlı yayında ekrana yansıttık. Dileyelim ki bir an önce kontrol altına alınır. Gerçekten Türkiye'nin en güzel noktalarından bir tanesi şu an konuştuğumuz nokta. Şimdi geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bölge halkına da.